Erbay. Hocamızı sahneye davet ediyorum. Buyurun. Şöyle de koyayım. Ben hareketliyim, bir yerde durayım ama onun için mikrofonlar biraz çok olsun. Önce hepinizi yürekten, gönülden selamlıyorum. Sizlerin her biriniz, biraz önce sevgili kardeşimin okumuş olduğu o ilahi kelamda haber verildiği gibi Rabbim ruhlar aleminden itibaren eğittiği, bakın dikkat edin ama ruhlar aleminden itibaren eğittiği, elestü bi rabbikümden itibaren eğittiği dünya vitrinine çıkartmak için bezeyip donattığı, hem ahlaken hem fizik olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Arapça olarak Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Şehirlerin anası olan Ummul Kura diye adlandırılan beldenin insanlarını uyarsın, bilgilendirsin, ikaz etsin. Doğruya yönelik, eğriye yönelik ve onlara tembih etsin. Bu dünya boş değildir. Bir toplanma günü vardır, bir hesap günü vardır. Hesap vereceksiniz diye. Şimdi benim size söyleyeceğim şudur. Sizleri ben tebrik ediyorum. Sizden Allah razı olsun diyorum. Sizler o tebliğatı algılayıp tefehüm edip kafasında gönlünde zapt edip Ummul Kura merkez olmak üzere bütün insanlığı uyaran, bütün insanlığı doğruya, güzele, hakikate çağıran o insanlığın rehberi, kainatın rehberi, yol göstericisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin varisi olarak asırlar önce mürşidimize tebliğ edilen o kutsal beyanı, o kutsal kitabı bellemek, kavramak, ona göre hayatını şekillendirmek ve çevresine, etrafına onu yayabilmek için anadan doğma yurdunu, yerini, anasını, babasını, ulu babalarının kabirlerini terk etmek dahil terk edip gurbete, çıkmış gurbetin, gurbetin çilesine talip olmuş kişilersiniz. Sizi tebrik ediyorum. Allah sizden razı olsun. Önce elimizdeki malzemeyi iyi değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Elimizdeki malzemeyi değerlendirmeden sağlıklı sonuçlara varamayız. Şimdi bir espri demeyeyim, bir
anekdot diyorlar şimdi, bir fıkra gibi bir şey. İnsanların birbirini anlaması çok önemli. Ben sizi %20 civarında ya anlıyorum ya anlamıyorum. Bilmiyorum siz beni kaç faiz anlıyorsunuz? %100 mü? Ha, iyi o zaman. Şimdi açılışta efendim tam meramımı ortaya koyamadım. Kısaydı, bir baskı vardı. Bizim Trabzon vardı. Trabzon, ben Trabzonluyum. Trabzon'un of diye bir kazası vardır, ilçesi vardır, reyonu vardır. Şimdi orada bir Abbas Efendi var, Hoca Efendi, Abbas, Ali. Ama oflu, meramını tam anlatamıyor. Bu Trabzon Merkez Bayisi. Bakanlıktan, Sağlık Bakanlığından efendim bir tebliğat gelmiş. Valiliğe bunu halka anlatın, halkı uyarın. Fark ediniz ki bir hafta sonra, iki hafta sonra verem haftasıymış. Bunu halka, cemaate çattıraraktan, anlataraktan cemaatin verem hastalığına karşı tedbirli davranmasını temin edin. Şimdi Abbas Efendi bunu cemaate izah edecek. Demiş ki, muhterem cemaat, veterinler vekaletinden bir kefil geldi. Ya insan sağlığıyla meşgul olan bakanlık Sağlık Bakanlığı'dır. Ama hayvan sağlığıyla meşgul olan ise veteriner vekaletidir. Orada da mantıkta üstad bir lakabı cansız olan cansız hoca varmış. Ağzı da bozukmuş. La demiş, sen ettin bizi hayvan. Bu sefer Abbas Efendi demiş ki, közü kör olsun ha bu kofrulur. Var ilmur. Ama diyemeyiz öyle. Şimdi dil, tarafların birbirlerini anlaması çok önemlidir. Şunu baştan söyleyelim. Bakın, ben bu işin acemisi değilim. Ben bu işe dün girmedim. Hem yürekten gönülden hem de devletin en yetkili makamlarının vermiş olduğu sorumluluğu, yüklemiş olduğu görev dahilinde onlarla irtibatlı olarak bu davanın yol almasına kendisini adamış bir kardeşimiz. Aşkıyla, vefasıyla yaşayan kalan insanlar.
Şimdi biz gurbetteyiz. Bizim gurbette bir davamız var. Bizim gurbetteki davamız gönlümüzdekini, gönlümüzde yaşattığımız, benim sık kullandığım bir cümle vardır. Biz devletimizi önce gönlümüzde, yüreğimizde, kalbimizde kuracağız. Yürekte, gönlümde, kalpte kurulmayan devlet vücut bulamaz. Gün yüzüne çıkamaz. Yer yüzüne çıkamaz. Onun için beni dinleyeceksiniz. Peki biz geriye baktığımız zaman acaba ilahi irade doğrultusunda bu şekilde kurulmuş bir oluşma, bir devlete rastlıyoruz. Rastlıyoruz. Bir kere bakın. Ta ezelden beri ruhlar aleminden bu yana Rabbim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhunu yarattığı andan bu yana onun ruhunu ileride kendisine çok önemli bir görev vermeyi göz önünde bulundurarak çok etkin bir şekilde yetiştirmiştir. Geldik. Cenin dönemindeyiz. Yani dava ve devlet lidersiz olmaz. Toplum lidersiz olmaz. Toplum lidersiz olmaz. Rabbim davasının liderini ruhlar aleminden itibaren yaşat. Yetiştirmeye efendim bir fiil koyulmuştur. Cenin döneminde. Şu anda cenin dönemindeyiz. Doğumuna 2 ay kala babası öldü. O bir eğitimdir. Dünyaya geldi. Babasızlığın ızdırabını doğar doğmaz gördü. O bölgede biliyorsunuz o yörede süt annesi uygulaması vardır. Herkes geldi, süt anne namzetleri. Efendim varlıklı ailelerin çocuklarını aldı, çekti, gitti. Efendimiz Muhammed, küçük Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme talep çekmedi. Çünkü bir yetimdi o. Boyun bükük bir kadına rastladım orada. Dedim, ana adın nedir? Dedi, oğul adın Halime'dir. Kendi mensubu bir düşünürün, bir yazarın rüyasıyla yolunuyor.
olayımızdan da bahsizden etmeyin. Sendi, beni tutun dedi, tuttular dedi, iğne atölyesini yerine vurdu. 25 yaşından sonra bizzat eğilim gönülde başladı. O, Hira mağarasındaki efendim, Ziba. 40 yaşına geldi, eğilim tabir caizse efendim sona erdi. Bakın dikkat edin. Lider olmanın, dava adamı olmanın diğer bir şartı. Etrafında sadık adamlar olacak. Ah, her birimizin etrafında bir Ebu Bekir İsa'yı sadık bir dost olsa. Biz birbirimizden endişeleniriz. Bizim dilimizde sapkın diye bir kelime var. Sapkın. Oğlum dikkat et, sapmasın seni. Sizin her biriniz üstlenmiş olduğunuz bu davanın lideridir. Ama sorumluluğu üstlenen, öne atılıp sorumluluğu üstlenen hatta öne çıkarıp sorumluluğu üstlenen bir cevaplar, bir fedakar, bir iyidir. Hepimiz onun etrafında Ebu Bekir olmaya, Ali olmaya, Zeyd olmaya mecburuz. Şunu hiç unutmayacaksınız. Dava adamları yarışmaz. Eğer birisi ben dava alayım diyorsa bir başka aynı davasının yürütücüsü, öncüsü olduğu intibaını hissederek ona şeyler bakmaya kalkıyorsa, ona omuz vurup onu yol dışına çıkartmaya kalkıyorsa o dava adamı değildir. Şunu kafanıza yazacaksınız, kafanıza. Dava o kadar yücedir ki hiçbir zaman şahısların geçim vasıtası, ihbal vasıtası olamaz. Akabe ve artık
artık herneti yerine tutmanın zamanı gelmişti. Allah bize de nasip etmiş onu. Cemişe evlenimizi burada kuracağız. Onu burada geliştireceğiz. Bakın dikkat edin, çevrenizdeki fitne, fucur, ayı burnları, ayakların altına konulan karpuzlar, bunların hepsi efendim bizim sınanmamız, bizim denenmemiz ve o sınavı, o deneyi, o imtihanı başarıyla geçmek suretiyle de efendim davamızı mükemmelleştirmemizin neticesidir, gereğidir, sebebidir, vasıtasıdır. Dikkat! Birinci akabe, ikinci akabe, sıra geldi. Çok enteresan. Artık iş ciddiye indi. Ya hiç düşündünüz mü? Efendimizin Mekke'de Medine yolculuğunu değerlendirirken Hazreti Ebu Bekir Efendimizle baş başa dövüştü. Esma, Ebu Bekir Efendimizin kızı Esma ile içine almadılar. Çevirdiği zaman Efendimiz sustu. Sonuç! Büyük davalar, sırlar en fazla iki şahısla konuşulur. Üç kişinin konuşulur şey sır değildir. İlahi irade şunu ortaya koyuyor. Dikkatli olacaksınız. İnsan çiğ süt emmiştir. Ve çok enteresan. Biliyorsunuz, zemin kızgın, gökyüzü, güneş kızdırıyor. Yürümek mümkün değil. Mutlaka bir bilekle gideceksiniz. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz dedi ki, benim iki tane devam var. Birisini sana vereyim. Şimdi burada duracaksınız. Cevap, kabul edelim ama bir şartla. Eğer bedelini alırsa, Hazreti Ebu Bekir devenin bedelini almıştır. Ondan sonra deveyi Efendimiz almıştır. Peki, hukuksuz öğrencisi açısından bunu hangi günde dönüştüreceğiz? Dava adamları üstlenmiş olduktan davanın külfetini olacağız. Hem de Allah'ımıza sadakat var, hem birbirimize
gönül vererek, sevgi ve saygı içerisinde davamızı yürütmek ve biz sınav vereceğiz. Sınavı veren biziz. Sınavı sevk ve idare eden Allah'tır. Sakın ha Allah'a sorumluluğu yüklemeye kalkma. Sınavı biz vereceğiz. Şunu demeyin. Sen yüce kudretin sahibisin. Sen her şeyi sevip ve idare etmeye bir anda cümlelerle durdurmaya tevekkül ettin bilirsin. Kırpay edilen zalimi senin inkarcın olan o kafiri mahveyle biz gidelim yurdumuza. Elimizi, kolumuzu sallaya sallaya. Bunu demeyen musunuz? Bu olayda o bizi imtihan ediyor. O bizi imtihan ediyor. Sakın aklımızdan çıkartmayın. Peki gelelim mi? Allah'ın birbirine gelelim. Bu yolda bakalım. Şimdi gelelim mi? Peki ben size soruyorum. Bu bağırda Rabbimin en çok hatırını dinleyeceği efendim kimdir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den çıkıp Medine'ye giderken yani aynen Miraç'ta olduğu gibi ey Rabbim ne olur göz açıp kapayıncaya kadar beni Mekke'den Medine'ye intikal ettir, beni bu çileli yolculuğa koyma deseydi Rabbim kabul eder miydi? Bilmiyorum eder miydi? Eder mi? Ya şöyle diyelim, Rabbimin bunu gerçekleştirmeye gücü yeter miydi? Yeter kardeş, Mekke'de neyine gelmiş ne diyelim ya? Efendim Miraç, mahiyeti veriyoruz. Ama Rabbim böyle bir tarafa bulundu. Bakın dikkat edin. O çektik şartları kriterleri göz önünde bulundurdu. Yani dünyanın realitesini fizik realiteyi gözünde bulundurdu. Efendim evinden çıktıktan sonra bir de yazı şekilde okumak suretiyle elinden toprak. Rabbim tamam evinden çıktı ola buyurun. Burada Rabbim onun elinden tuttu tabiri caizse. Ola buyurduktan sonra sanki Yemen'e gidiyormuş gibi güneye gitti. Bir şaşırtma uzaklaştıktan sonra Kuzey Deniz'e doğru indi sahilden pek bir ilk vatan böyle dolaştı. Yola devam etti. Onun için sakın Rabbini suçlamaya kalkmayın. Rabbim bizi gözetiyor. Rabbim bizim davamıza olan sadakatimizi ve samimiyetimizi ölçüyor. Bize size bu sabrı, bu metaneti o verdi. Bize bu sabrı, bu metaneti o verdi. Siz anadan, babadan, yardan, yurttan, o çocukluk yıllarında dolaştığınız sokaklardan, o oynadığınız köşelerden uzaklaştınız, oraları terk ettiniz, buraya geldiniz. Bu bir beşer olarak en üstün. Sizi bu usta destekliyor, gönlünüzü destekliyor. Sizi zinde tutuyor. Bu yerden geldiniz, her biriniz dünyanın her bir tarafından buraya kadar geldiniz. Diaspora da davanızı temsil eden kişiler olarak buraya kadar geldiniz. Ha demek ki bize yöneltilen sınavın sonu geldi. Rabbim bizi biraz daha sadakatimizi, samimiyetimizi deneyecek. Deneyecek. Evet. İnşallah ben dua ediyorum. Ey Rabbim. Biz aciziz. La ilahe nefsin illa mus'aha kuralı doğrultusunca ne olur kadar canı zikrimizi yüce. Biz Allah'a
biz vatanımızı, devletimizi yüreğimizde kurduk. Ya Rabbi, masivayı dünyaya bedeli bizi davamız karşısında mahcup edecek, yüzümüzü kızartacak duyguları, ahlakı bizden uzaklaştır. Ne olur bize sadece. Bize nasip eyle, senin sevdiğin dışında, Efendimizin sevgisi dışında, vatana dönmenin hasreti dışında, gök bayrağının vatanda dalgalanmasının özlemi dışında, bizim içimizde başka özlem, başka hasret yaşatma Allah'ım. Yaşatma Allah'ım. Evet. Şimdi şu hususu da hiç unutmayacağız. Bakın dikkat edin. Bizde bir laf var. Yılanın sevmediği ot burnunun dibinde bile. Ya ben güneşsiz görmeye geldim sizinle beraber. Efendim, muhabbet tesis etmeye geldim, buraya geldim. Efendim, genç de olsa, küçük de olsa bir sürü Çinli olsun ya karşımda. Anladın mı? Yani düşman kalbi, düşman yanı, düşman yanı bizi takip ediyor. Onların bedeli, onların bedeli bizi birbirimize düşürmektir. Benim çözüm bulamadığım bir şey var. Nerede üç tane Hristiyanlı Türk varsa birbiriyle anlaşılıyor. Nerede beş tane Türk varsa birbiriyle anlaşılıyor. Nerede yedi tane efendim şey varsa, Uygur varsa birbiriyle fikir birliği içerisinde. Şimdi Bahtiyar Hastane diyor ki, ben bu millete çok merak ediyorum. Birbiriyle efendim dalaşıp dövüşüp ama yabancıyla dost olur. Ya bu milletin şeyi midir? Hasreti midir? Özelliği midir? Hasreti midir? Biz birbirimize dost olmak mecburiyetindeyiz. Birbirimize dost olmak mecburiyetindeyiz. Aynen Uhud'da dediği gibi son nefeslerini vermek üzere olan bir kişiye nasıl su getirip verdiyseler, şuradaki kardeşimin daha çok ihtiyacı var, ona ver dediyse, birbirimiz için fedakarlıkta bulunmak mecburiyetindeyiz. Biz güç ve kuvvetimizi düşmana karşı yönelteceğiz. Kendi içimizde bütün olacağız. Karşı tarafı yok etmeye çalışacağız. Şunu iyi bileceğiz. Hiç endişemiz olmasın. Nasıl ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğitim sürecini bitirdiği zaman kendisine görev verildi. Sürgünde hükümetini, devletini kurdu. Efendim, etrafındaki dostlar çoğaldı. Artık herkes anam babam sana feda olsun ya Resulallah dedi. Hazreti Ömer madem 40 kişiyiz ne duruyoruz? Hadi çıkalım meydana dedi. Ve ondan sonra da birinci akabe, ikinci akabe hicret baş gösterdi. Devleti tabiri caizse kuvveten fiilen intikal devleti yerine gelmiştir. Şimdi bizi de Rabbim inşallah bu şekilde olgunlaştıracaktır. Sürgünde gönlümüzde devletimiz bize kurduracaktır. Bizim dostluğumuz, kardeşliğimiz, birbirimizle bütünlüğümüz gerçekleşince o devleti kalbimizden çıkartıp öz yurdumuzda, Şarki Türkistan'da arza oturtmayı bize nasip edecek. Bundan hiç endişeniz olmasın. Aynen ne gibi? Aynen hani bu sihirbazların efendim şu şeyden çıkartmış oldukları bir dev vardı şişeden, onun gibi. İşte Rabbim o zaman gücünü, kuvvetini ortaya koyacaktır.
çile çekmeden bu sonuca ulaşmamız mümkün değildir. Efendim, benim size artık çok uzattım. Son sözüm şudur. Rabbim aramızdaki sevgiyi, saygıyı, birliği devamlı kılsın, müdavim kılsın. Rabbim bizim gönlümüzü şeytanın ıhvasından, yanıltmasından ve kendi şer yolu doğrultusunda yönlendirmesinden bizi korusun. Rabbim kendimiz için istediğimizi başkaları için de, Müslüman kardeşimiz için de, Uygur kardeşimiz için de isteme şerefini bize nail eylesin. Ve Rabbim o arzulamış olduğu günü bize göstersin. Ben bilemiyorum. Benim yaşım 66. Rabbim bunu bana gösterecek mi? Ama Rabbim bunu size göstersin. Gençlerimize göstersin. Gençlerimize göstersin. Gelin. Bir olalım. Beraber olalım. Sakın demeyin ki biz bir ve beraberiz zaten. Hayır. Daha muhkem, daha muhkem bir şekilde. Batı literatüründe alimlerimiz şu elini bak, şu şekilde tokalaşma var. Bizde bu şekilde tokalaşma var. Bir tane değil, bir tane olur. Ne güzel devletimiz var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bu devlet benim inancıma göre Rabbimin kontrolü altındadır. Rabbimin himayesi altındadır. Bu yalnız şu Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye'nin sınırları içerisinde olanların devleti değildir. Bu devlet ecdadın ayak bastığı yerlerde bugün ecdadın hasretini çeken ve uzak diyarlarda, öte diyarlardaki ecdada muhabbet duyan ve dilimizi, dinimizi, idealimizi, düşüncelerimizi paylaşan, aynısını taşıyan herkesin, hasreten sizlerin devletidir. Bundan zerre kadar endişeniz olmasın. Bundan zerre kadar endişeniz olmasın. Bu ideal uğruna, bu yürekle, bu samimiyetle ben hepinizi candan kucaklıyorum. Hoş geldiniz diyorum. İyi ki varsınız diyorum. Allah birinizi bin etsin diyorum. Sayınızı artırsın diyorum. Yüreğiniz o imanla, o aşkla, o sevdayla neşv-i nema bulsun. Yüreğiniz inşallah önce evlatlarınıza yansısın. Onlar sizin gerçek varisiniz olsun. Onlar sizin yolunuzun yolcusu olsun. Ve bütün yollar birleşsin, bütünleşsin. Elde gör bayrağı, hedef!